Bu bölüm harika sohbetti. Çok neşeli. Çok, çok, yani çok memnun kalmadım açıkçası. Biraz itiraf edeyim. Biraz geri bildirim yapmak gerekiyor. Bana fazla laf vermediniz. Biraz az konuştum. Gerçekten mi? Gerçekten mi, gerçekten yok. Ben öyle hissettim yani. Hani daha çok konuşmak isterim. Her zaman. Bu az konuşmuş abi. O zaman ver bir özel artı kişisel bir durum. Kişisel bir durum. Ooo hakikaten. Geldiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz butonuna basın. Barış abi. Bakkala gittim. Manava gittim. Yarı manav, yarı bakkal olan bir tane var. Ona gittim. Geçen tesadüfen Mezici'ye gittim. Benden daha bir kişi bile istemedi abi. Abi hemen yaz onları. İfşa ediyoruz burada. Söyle abi. Firma öyle. Abi söylemem. Marketler söylemem. İstiyor. Hulusi abi bendensin. Kuzenimle düzgün konuşacak artık. Yeter artık. Yeter. Oğlum. Bir de şöyle bir şey var gerçekten, alışkanlık falan diye bir şey var. Daha doğrusu ne diyecektim ya, kafam karıştı, bunu da deneyecektim ya. Biz konuştum, ne diyecektim ya? Ne dedin sen en son? Yak ya! Dikyabın içerisinde bunlar böyle kemikleşmiş çete yapıları. Çete değil oğlum. Tete, tete. Arkadaşlar, YouTube'un en seksi programına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karşınızdaki... Dört kaslı adam. Evet, dört kaslı adam olarak. Biz farkındayız YouTube'a belli bir görsel kalite kattığımızın. Yapacak bir şey yok. Çoğumuz emniyiz artık, Barış arkadaşımızla şey yaparsınız, yönlenirsiniz. Aynen bayanlar ve de kendine güvenen erkek arkadaşlar. Şey, kuru temizleme ama böyle yanıp sönen ışıklarla yazmışlar vitrine. Robotlarla yapılan muhteşem temizlik. Abi içeride ne var acaba böyle? Terminatör, Robocop falan siltir yapıyor böyle. Abi, hani kuru temizleme yapıyor böyle, anladın mı sanki? Gidiyor. Aa ayı kardeş, bugün işimizi fırçalama yapmayalım. Yumurtayı sever misin? Evet. Sucuğu sever misin? Sucuklu yumurtayı sever misin? Bak gördün mü? Anladın mı? Ama ikisini sevmediğini düşün. Mesela patlıcanlı. Bok. Belki patlıcanlı. Hepsini öğrenmiş ama onu öğrenememiş. Biz aynen geçen ay ülkeyle benzin alacaktık. Alışkanlıkla böyle yanımızda para yoktu ama şuradan az bir şey dolduralım. İşte sonra para çekince alırız falan dedik. İşte şuradan 20 liralık doldurun dedik. Adam, yani siz bilirsiniz. Böyle yani araba bir şey değişmedi böyle, anladın mı? İbre falan böyle ya peki yaptı böyle yani. Yani evet bir şeyler var. Onu çalıştırıp durdu. Bu araba kalkmıyor. Araba böyle yaptı. 20 lira benzin. Evet. Bardak da veriyorlar böyle şöyle küçük şat bardağı. Bir daha suratımda bir parça gülümseme veya benden bir cımbık görürseniz şurada düşüp öleyim. Dedi kravatı tişört üstünde olan adam. O eski Ömercan'dan kalma bir huy. Zarlı bir üçüncü bölüm. Ömercan çok ciddi oldu. Hocam bak, sokakta bile şu adamı görüyorsunuzdur zaman zaman. Şöyle hareket eden insanlar var. Ne oluyor ki yani? Kimin uçları en önde gidiyor, anladın mı? Ne yapmış? Belki onların da kulağına gitse, belki onlar da kendi ülkelerinde daha çok protesto filan ederler. Bir kısım muhakkak vardır ama hani büyüse etse filan. So, dear Canadians, look.
You may be the nicest people in the globe right now, but it doesn't pay the nice to be nice. It doesn't pay the bills. You know, bir plan yaptım. Kenarda oturup bekleyeceğim ve her şeyin kendiliğinden çözülmesini bekleyeceğim. Aha, duydun mu? İşte şuna yatmış karıştırmış. Yaşasın artık dostlarım var. Birçok adam der ki aa sürtük filan ama içinden der ki ooo sürtük. Hangi programın hangi program olduğu belli değil. Gerçekten artık bütün programlarımız birbirine karışma etmeye başladı. Ben bu durumu düzeltmek yerine bu durumu daha da karmaşıklaştırmaya karar verdim. Ve de bugün bu hafta dedeler sofrasında küçük sinema günlükleri köşesi yapmak istiyorum. Sinema günlükleri köşemizde bugün Fireball isimli Harrison Ford'un bir de şey oynuyor. Paul Bettany. Aynen yani Vision. Bunların çok gereksiz bir filmi var. Her şeyin ama her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin bir bedeli vardır. Her şeyin. Saatlerce, günlerce bekliyorlar. Ya bırak bekledikleri falan yok o sırada. Vallahi bekliyorlar. O sırada bekliyorlar abi. Küçük bir kuş koyuyorlar şeye. Böyle yem gibi. Atmaca ona bir anda dal. Çok fazla geldi yani kuşlar. Onların yuvaları, yapayalnızlar o yuvalarda filan. Senin zayıflamış olman konusuyla ilgili komplekslerimizi ürettiği her yorum yapacağız tamam mı? Tamam mı yeşil gözlü, güzel gözlü adam? Gömlek falan giymeye başladı ya. Öyle demeyeceksin. Neymiş o? Yeşil gözlü güzel gözlü. Ama çok güzel gözleri var. Merhaba. Bak arkadaşıma şöyle kopya vermiştim yemin ederim. Bu işte. Çünkü Tokat'ta sigara fabrikası vardı. Yani Tokat'ta sigara sevgili hekim takipçilerimiz seferber olun. Cevdet'in bu sıkıntısını çözebilene bizden 4 milyon geek yapar doları. Merak etmeyin. Hiçbir para, 5 para etmiyor. Sen şöyle böyle misin? Ben Anadolu tarafında yaşayan bir insan olarak öyle Avrupa tarafının sapık sapık şeyleri alışkanlıklarıyla uğraşamam. Yok Esenler Garı'na gidiyorsun, yok orjilere katılıyorsun filan. Bana göre değil. Biz bu tarafta gayet temiz. Kurabiye satılır. Ne? Kurabiye mi? Yapıyor abi neticede. Ben Ömercan'ın dediğine katılıyorum. İstisnai durumda bir metal grubu vardı orada da ama liseli. Yine ya Sicimoğlu biraz daha Avrupa'ya hakim diyebiliriz yani. Aslında bütün dünyayı geziyor da bir de şeyi var, grubu var bir tane. Bilmem ne falan onu sözleri bilmeden bilemezdi anlar. Pardon ne bileyim. Ben sadece ve sadece siyah yeleğe binerim yani atıma. Ben valla utanıyorum biraz burada şeyde yemekten. Yani tamamen bu kompleks kişisel bir eziklik ondan bahsediyorum. Böyle bir şey atıştırıyor buramdan böyle kıyma çıkacak burnuma kaçacak filan. Onun screenshot'ını alacaklar her yerde afişe edecekler işte köprüyü asacaklar falan filan diye paranoyalarım oluyor. Cevdet düşünsene hayranlarımızın eline geçse böyle şeyler yapmazlar mı? Hayır eşyacımız olduğundan değil de. Bir keresinde polis benden rüşvet istedi. Detaya girmiyorum uzun uzun. Trafikte yani araba bilmem ne. Polis senden polisler rüşvet istemez. Ben de sahtedir o. Çorba parası istemiş. FETÖ polisiydi büyük ihtimalle tabii ki. Tabii. Neyse ben de tamam yani kamp önce anlamadığım için neyse tamam dedim vereyim falan. Bir açtım cüzdanı para yok tamam cüzdanında. Sonra falan filan derken polis amca tamam ya senin gülen yüzün sağ olsun dedi gönderdi beni. Of. Vay be. Arabanın muayenesi yoktu bu arada yani. Bağlasa bağlayacak. Nerede oluyor bu? İzmir'de mi? İzmir'de olur mu lan böyle şey? Tabii ki yozlaşmış ve kokuşmuş İstanbul'da. Ne diyorsunuz oğlum ya? Bir şey söyleyeceğim lan. Bu bir business olabilir mi lan? Bir site mite bir şey kuracaksın. Aplikasyon falan da bu tarz evlenme teklif etmek üzere olan insanları bir araya getireceksin. Böyle masraflı gösterişli bir şeyi hani bir sürü kişi faydalanacak. Abi şimdi onlara hiç gerek yok lan. Közmatiği 2 saniye anlatayım. Yani mangalı hala elle yakıyorsanız. Temel asker. Arkadaşı ailesine mektup yazmış. Ama göndermekten vazgeçmiş. Temel boşa gitmesin diye hemen kendi ailesine göndermiş. Ben sadece birkaç keyword vererek olayın gizemini fazla bozmadan anlatmak isterim. Gün batımı, meşhur bir ressam, çıplak ayaklar ve de Elton John falan. Barış Manço olsaydı şöyle yapardı.
O zaman sen işemeyi bırakırsa alışırsın. Hadi bakalım. AYD'de bile öyle bir şey var. Anasını yerleştirme daniskası. Yani kitabı alıyorsun tamam mı? Birkaç espri okuyayım da neşem yerine gelsin. Başlayayım. Evet, herkes iki yüzlü. Herkes nabza göre şerbet veren birer adi. Atamın izinden giden ne yazı insan var? Bana yapma. Emin önünde emin olmak. Sevgili arkadaşlar, şimdi peçete veya mendil falan kullanımı şöyle olmaz. Gösteriyorum. Şimdi olmaz. Şöyle olur. Peçete veya mendile olabildiğince minimal kullanarak, çoğunu şey yaparak, savurganca çöpe atarak şu kadar bir parçayı böyle... Sen ben Aybüke ile bizi gene geniş hale yapmak için elimden geleni yapıyorum ama hiç destek olmuyor. Öyle değil. En azından Fanta var. Fanta. Bayramınızı unutmayan tek marka. Dizide oynadım, siktim git. İşte Ömercan işte Cevdet fast food'a fotoğraf koymuş öyle mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu oyunlara lafını istediğin kadar kullanabilirsin değil mi hocam? Böyle bir telifsel durum yok. Yok. Yalnız evde tek başınayken kullanıyorsan abi senin başka sıkıntıların vardır Nektar. Kendi kendine konuşan delidir. Ben sonra abi söylemedim. Heriflere karşımıza ha, aldık okay. Dedik ki bana bak dedik. Sen kim oluyorsun lan dedik. Buralarda ortam bizden sorulur. Lan dedik. Tamam mı? Bunlar abi dedi, abi ne olur, abi ilahiyan öpeyim ne olur falan moduna geçti. Tabi Cevdet büyüklük etti, ben dedim ne falan yaptım. Cevdet bu dedi, Ömercan yapma falan dedi. Can oradan dedi, falan defolup gittiler. Bana bak, ayağınızı bir daha denk alın. Sizi buralarda görmeyeyim ha. Gik yapar. Yeni bir formatımız var. Emeğine sağlık kardeşim. Can, Cevdet, ben olacağız. Sen olmayacaksın. Formatın olayı bu yani. Yani. Senin hakkında konuşacağız zaten. Biz. Aynen. Ha güzel. Formatın adı Savaş ve. Rockstar'lığı sayıyorum. Instagram'ı kullanmıyor. O ne be? Mesaj atsan cevap yok. He? Twitch'ten kişisel yayın açmıyor. Açtığı zaman da yorumları okumuyor. Twitch ne ya? Ve hocam mektup yazsan adresini bilmiyorsun. Eskiden olurdu ya. Barış Manço 81.300 bilmem ne moda filan. Yok. Ömercan tam bir rockstar. Ya yani bir Ajda Pekkan bir Ömercan filan ya. Ajda aynen Pekkan. Biz Ajda ile takılıyoruz zaten. Fenerbahçe'de bir mekanımız var hep buluştuğumuz. Nargileci sanırım. Evet. Orada onunla buluşur. Bu hafta sana kaç kişi ulaşamadı, bu hafta bana kaç kişi ulaşamadı falan şeklinde sidik yarıştırırız. Tabii Ajda beni geçer. Ne de olsa üstüme 80 senesi var yani. Mesela kalabalıklarda gidiyorum böyle işte kendimi gösteriyorum. Sonra birisi "Aa Ömer abi, Ömercan abi değil mi?" falan deyince de "Yo hayır, karıştırdınız herhalde." deyip gidiyorum. Dancing, yani, Pin Up Girl, erkeklerin... Burlesque Show, Kabare, Kabare. Annem bana anlatırdı bunları oğlum. Bugün yine bir hasta geldi, gripim dedi. Biz ona işte... romatizma ilacını dayadık. Romatizma ilacını dayadık. Böyle yapıyordun. Böyle. Kendi anarşik küçük gülüşler. Al oğlum bu da harçlığın. Bu küçük üçkağıtlarımız olmasa açlıktan öleceksin falan şeklinde. Olayı bir daha haklı çıkartarak. Tamam dedim anne yani tıp böyleyse böyle. Yok abi şu hareket kadar insanı mutlu eden bir şey yok. Ay sen ne sıcak kalmaymışsın. Attığınız paralarla inşallah hepimiz Pace Üniversitesi oyunculuk bölümüne kabul göreceğiz, alacağız arkadaşlar. Biz. Tabii abi sen Türkçe mi kullanıyorsun? Telefonunuza erişilemiyor falan böyle laflar garip garip. Merhaba ben Siri, hibilik. Bizim bir oteldeyken bir akraba grubuyla oteldeydik tamam mı? Doğum günü vardı bir tanesinin. İsim vermişler. Doğum günü pastası yapmışlar buna. Üstüne yatıyorum mesela Can Türk'ten olsun adamın adı. Can Türk Doğan yazmışlar. Şekerin üstüne. Abi iyi ki doğdun yazılır. Mutlu yıllar yazılır. Adamın adını yazmışlar. Laps diye. Azar çekeyim ben. Çekebilir miyim? Çekebilir miyim? Bu ne ya? Gitsin bunlar. Sana ne ya? Sizin kadar keriz tanımıyorum. Asıl suçlu benim. Ben. Allah benim belamı versin. Ben. Karnabahar hakkında ne düşünürüm biliyor musunuz? Al işte. Hiç sebze yemiyorsun. Sen her yere sebze yemeyin. Ya o patlıcan değil mi? O patlıcan brokoli. Değil mi? Brokoli. Brüksel'le. Arkadaşlar Ömercan'ın böyle olmasının birinci sebebi ne biliyor musunuz? Değil mi? Nickelodeon abi. Nickelodeon ne zaman gitsem evde beraber Nickelodeon izlerdik. Ve Nickelodeon'daki esprilerin %20'si, pardon %80'i kalanını söyledim. Hep böyle şey üzerine.
patlıcan sevmedim, yok işte ıspanağı sevmiyorum, sebze yemeğimi ayı annem yapmış nefret ederim şakalarından hep. Ben etkisi olduğunu iddia ediyorum. Senin zannettiğin gibi bir apartman çocuğu değilim Cevdet. Ben sokaklarda büyüdüm, tamam mı? Biz küçükken yemek bulmak için çöp tenekelerini karıştırır, içinden yemek seçmeden yerdik. Fakat ben büyüdüm ve bir söz verdim kendime. Bundan sonra sadece ve sadece fast food yiyeceğim. Vay be, koca yürekli. İşte bunu alkışladım. İşte böyle. Lay 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 la la lay la la lay. Atmasyon bir melodi bu sevgili canım benim. Dedeler geldi, dedeler geçti. Ama kaldı hep bilgi baki.